Size güzel bir hafta diliyorum. Umarım sizin ve ailenizin sağlığı yerindedir. Ben Barış Vural size hani bugün biraz böyle yurt içinde özellikle farklı farklı kurumlara gittiğimde AWS ile ilgili işte ondan sonra genel anlamda Cloud Computing ile ilgili böyle çokça bilinen yanlışlar ve AWS'e ve Cloud Computing'e yaklaşımın çok olgun olmayan tarafları ile ilgili bazı gözlemlerimi paylaşmak istiyorum. Çok miktarda teknik eğitim veriyorum. Yani son 2 yıl içerisinde ben 25'ten fazla ülkeye teknik eğitim verme fırsatım oldu. Türkiye'de de dönem dönem çok farklı büyük holdinglere, kurumlara eğitimler veriyorum. Bu eğitimler esnasında aslında Cloud Computing'in teknik bacağını değerlendiriyoruz. Diyoruz ki işte obje depolama sistemi nedir, sanal makine nedir, veri tabanı, işte sanal data center'lar nasıl oluşturulur, bunlar nasıl yönetilir? Bunları anlatmaya çalışıyorum. Fakat en temelde birçok problemi, birçok temel soruyu teknik olarak değil, farklı açılardan yani teknik olmayan şeyle, eksenlerle çözemediğimizi fark ettim. Bugün biraz size aslında hem Cloud Computing niye devrimsel bir şey? Yani biz bunu yapsak hoş olur değil. Bu Cloud Computing neden yapılmak zorunda olan bir dönüşüm? Cloud Computing transformasyonu neden olması gerekiyor? Biraz bunları anlatmak istiyorum. Biraz da aslında Türkiye'deki genel yanlışlar neler ve neden biz böyle Cloud Computing'in biraz çok gerisinde kaldık? Biraz bunları anlatmak istiyorum. Şimdi aslında sunumumuzun adı anneannenize bulut bilişimi nasıl anlatırsınız? Nasıl anlatalım? Biraz bunu konuşmak istiyorum. Şimdi ben biraz Cloud Computing neden büyük bir dönüşüm, niye büyük bir transformasyon ve insanların hayatında teknik çalışanların, bilgi teknolojileri çalışanların hayatını neden değiştiriyor? Biraz onu anlatmak istiyorum. Şimdi benim kendi kişisel hayatımda 1988'de başlayan bir yazılım geliştiriciliği var aslında. Ben bilgisayar mühendisliği, lisans eğitimimden önce kod yazıyordum. Bu yazdığım ekran görüntüsü de bu kodlardan biri yani örnek olarak. Bu bir Visual Basic kodu. Bu Visual Basic koduyla aslında bir kod yazıyordum ve her şeyi sıfırdan geliştiriyordum. Bu geliştirmiş olduğum kodlar aslında kendi bilgisayarımda çalışan basit kodlardı ve bunu böyle kocaman 5/25'lik disketlere yazıyorduk. Yani bu yıl 1988'den 1997-98'e kadar falan hikaye böyle devam etti. Yani biz tek başımıza bir geliştirme ortamında yazılım geliştiriyorduk. Fakat 98 yılında bir değişiklik oldu ve 98 yılında Java diye bir şey geldi. Java gelince şu dünyanın tamamen dışına çıktık. Çünkü bu dünyada ben işte bir quicksort algoritması var, bunu kendim yazıyorum. Ya da işte bir işte security fonksiyonu var, bunu kendim yazıyorum. Halbuki 98 yılında Java geldi ve dedi ki artık bunları sıfırdan yazmana gerek yok. Loglama var, işte veri tabanı bağlantısı var, ondan sonra zipleme var. İşte atıyorum mesela işte concurrency ile ilgili, collection'larla ilgili, işte language ile ilgili. Burada bir zaten benim senin için yazmış olduğum fonksiyonlar var. Bunları alıp kullanabilirsin dedi ve bu bizim hayatımız, yazılımcıların hayatını çok ciddi bir şekilde etkiledi ve biz dedik ki o zaman bundan sonra bu bir devrimdi bizim için. Bundan sonra sıfırdan bir şey geliştirmiyoruz. Var olan komponentler üzerinden bir şey geliştiriyoruz. Bu komponentler üzerinden bir şey geliştirme hikayesi bizim iş yapış tarzımızı çok kökten değiştirdi. O yüzden buna bir devrim diyoruz biz. Bu devrim Java devrimi nedeniyle ve çok kısa bir sürede Microsoft da kendi .NET framework'üyle gelerek bu devrimin başka bir boyutunu açtı. Bu sayede biz aslında 2000 yılından sonra çok daha zengin bir şekilde kod geliştirebilir hale geldik. Yani Mumbai'de birisi bir kod geliştiriyordu. İşte ben Dublin'de bunu oturup kullanıp bir kendi yazılıma entegre edip, kendi framework'ıma entegre edip buradan devam edebiliyordum. Zaten devrim şu demek, o devrim oluyor ve siz geriye dönemiyorsunuz. Bu da böyle bir framework devrimi ve bu sayede siz aslında şu anda bir kod geliştirecek olsanız Java olabilir, .NET olabilir, Python olabilir, Node.js olabilir. Aslında bir framework kullanarak bunu yaparsanız. Yani sıfırdan kod geliştirme çok daha nadirdir. Bu yüzden bu çok büyük bir devrim oldu bizim için. Sonra daha büyük bir yani bu devrimin doğal bir sonucu oldu. Kod blokları çok arttı. Yani 98'deki bu devrimden sonra kod bloklarımız çok büyüdü ve büyüyen bu kod blokları nedeniyle biz aslında şunu anlamaya çalışmaya başladık. Nasıl bu sistemleri yönetebiliriz? Çünkü 2000 yılında ben İtalya'da developer olarak çalışırken PHP kodu yazıyorduk ve PHP kodunun içerisinde frontend, middleware ve data access layer aynı kod bloğunun içerisindeydi.
ve bu kodlar artık yönetilemez hale gelmişti. Windows 2000 10 milyon satır kaynak kodunu geçen ilk programdır. Kaynak kodları bu devrim nedeniyle, birinci devrim nedeniyle çok büyüdü ve biz bunları yönetemez hale geldik. O yüzden başka teknolojiler geliştirmek zorunda kaldık ve orada artık microservice'ler, distributed infrastructure, service oriented architecture, web services gibi kavramlar hayatımıza geldi. Yani monolitik structure'lardan çıkıp böyle küçük küçük komponentleri yönetme meselesine geldik. Bu da ikinci devrimde. Yani şu anda bir yeni yazılım geliştirirsiniz, bir framework kullanırsınız. Doğru düzgün bir framework kullanırsınız. İkincisi de çok katmanlı mimari kullanırsınız. Yani front end olur, middle layer olur, data access layer olur. Bunlar sayesinde aslında siz kendi geçmiş yani kendi yapınızı, infrastructure'ınızı parçalı gruplara ayırarak bu parçalı gruplar üzerinden yönetmeye çalışırsınız. Yani monolitik mimariler artık dünyada çok kabul gelmiyor bildiğiniz gibi. Daha böyle parçalı mimarilerin parçalandığı ve bu parçaların yönetildiği sistemleri biz konuşuyoruz. Bu da ikinci devrim. İşte disketten USB'ye geçtik artık yavaş yavaş. Şimdi bu üçüncü devrim ise cloud computing oldu. Yani cloud computing ile birlikte biz tamamen bambaşka bir dünyaya adım atıyoruz ve bu dünyayla birlikte biz aslında iş yapış tarzımızı kökten değiştiriyoruz. Fakat bu dünya yani cloud computing ile ilgili bir Türkiye'de sektörde çok yanlış bilgiler var. İkincisi de çok geri kalmış vaziyetteyiz. Bu bölümde size biraz aslında bu hani bu sunumu hazırlamamdaki amacım biz niye burada bu kadar geç kaldık? Biraz bunu anlamak, biraz bunun üzerine sizinle birlikte fikir jimnastiği yapmak. Şimdi bu benim anneannem. Anneannemle birlikte bir bayram sabahı konuşurken anneannem dedi ki oğlum sen ne iş yapıyorsun dedi. Yani sen nasıl bir iş yapıyorsun dedi. Ben çok teknik olarak anneannemin ne yaptığımızı anlattım. Fakat anneannem bunu anlamadı. O yüzden bunun üzerine düşünmeye başladım. Yani ben gerçekten bu işi çok basit bir şekilde birisine anlatabiliyor muyum? Ya da bu işin önemini anlatabilmek için gerekli zihin jimnastiği yeterince yapabiliyor muyum? Biraz bunlar üzerine düşünmeye başlayınca aslında ben bunu anneanneme daha farklı bir yöntemle anlatabileceğimi anladım. Ve dedim ki aslında cloud computing çok ciddi miktarda matbaaya benzer. Şimdi cloud computing ile matbaa arasında çok büyük bir benzerlik var. Çünkü aslında her ikisi de daha önce yapılmayan bir şeyi yapar hale getirmiyor. Her ikisinde de daha önce yapılan bir şeyi otomasyon haline getiriyor. Kalitesini artırıyor. Kitlelerin kullanımına sunuyor. Yani şeyden önce printing machine yani matbaadan önce el yazmacıları var. Ve el yazmacısı olan kitaplar çok pahalı. Yani bir kitabın fiyatı şöyle düşünün. Savaş ve Barış'ta geçiyor. Savaş ve Barış'ta bir kitabı veriyorlar. Ve yani bir kitap yazılıyor el yazması. Çar bunu çok beğendiği için içindeki dört köyü topraklarıyla birlikte el yazmacısına hediye ediyor. Yani bu kadar pahalı bir şey kitap ve çok az sayıda insanın kitabı var. Yani bilginin kümüle olması diye bir kavram burada yok. Fakat matbaa gelince artık el yazması yerine matbaalar geliyor ve matbaayla artık bilgi, yani basılı malzeme çok hızlı üretilebilir, çok hızlı sahip olunabilir, hata maliyetinin çok düşük olduğu, çok hızlı tekrarlanabilir. Bir hata yaptığınızda bunu değiştirmenin çok kolay olduğu bir dünya oluyor. Mesela el yazmasında üstüne suyu döktüğünüzde el yazması bozuluyor. Bozuldu artık bu, el yazması kullanılmıyor. Fakat siz eğer el yazması yerine matbaa kullanırsanız suyu dökseniz de benzemezsiniz. Aynı kitaptan 10 bin tane daha basabilirsiniz. Yani matbaa aslında cloud computing'in yaptığının aynısını yaptı insanlık tarihinde. Yani insanlık tarihinde birçok insan tekerleği ya da işte ne bileyim ateşi medeniyetin başlangıcı olarak düşünür. Bu doğru olabilir. Fakat medeniyetin patlaması aslında bizim matbaayla olur. Çünkü matbaa sayesinde kütüphaneler halkın kullanabileceği hale gelmiştir. Basılı materyaller milyonlarca basılıp dağıtılabilir hale gelmiştir. Basılı malzemelerdeki problemler çözülebilir hale gelmiştir. Bir malzemenin kalitesi çok artmıştır. Yani bir el yazmasını okumak çok zordur. Fakat bir basılı malzemede Latin alfabesini okumak çok çok daha kolaydır. Bu yüzden aslında eğer bir el yazması yerine bir basılı materyal üretebiliyorsunuz, çok hızlı bir şekilde kaliteli bilgiye ulaşabiliyorsunuz demektir. Cloud computing o yüzden tam bir matbaadır. Yani sizin IT servislerini çok hızlı, çok kolay, çok ucuz fiyata
Hata maliyetinin çok düşük olduğu bir sanal sunucu açarsınız, beğenmezseniz anında kapatırsınız. Bunun maliyeti size 1 dolardır. Fakat aynı sanal makinenin işte 64 CPU, 2 terabayt RAM'li bir makine olduğunu düşünün. Yüz binlerce dolara o makineyi alırsınız ve aldığınız makine hatalıysa o yüz binlerce dolar çöp olur. Yani buradaki hata maliyetlerinde çok fazla ne yapıyor? Düşürüyor cloud. Şimdi bu çok güzel bir örnek. Şimdi siz bir veri tabanı kurmak istiyorsanız önce bir fiziksel sunucu bulmak zorundasınız. Daha sonra buna bir güç ve network bağlamak zorundasınız. Üstüne bir sunucu bakımı, üstüne işletim sistemi kurulumu, işletim sisteminin service pack'ini kurmak, database'i kurmak, onun güncellemesini yapmak, veri tabanının yedeğini almak, almış olduğunuz veri tabanının üzerine yüksek erişim, işte genişleyebilirlik ve uygulama kurmak gibi. Yani uygulama en son adım. Buraya gelene kadar 11 adımdan geçiyorsunuz. Yani burası böyle yabancıların undifferentiated heavy lifting dedikleri, yani gereksiz yere işin zorluğunu katlanmak dediğimiz kısmı burası. Bunlar artık makinalar tarafından yapılabiliyor. Yani siz eğer Amazon'da bir sanal sunucu alırsanız fiziksel sunucu satın almıyorsunuz, güç ve network satın almıyorsunuz, sunucu bakımı ya da işletim sistemi kurulumu kullanmıyorsunuz. Onun yerine tamamen işletim sisteminin üst kısmına odaklanıyorsunuz. Eğer bunu bir sanal makine alırsanız, peki ya sanal bir veri tabanı satın alırsanız, o zaman Amazon diyor ki sen sadece uygulamana odaklan. Ben Amazon olarak fiziksel sunucunun bakımını yaparım. Güç network'ünü sağlarım. Sunucu bakımıyla ilgilenirim. İşletim sistemini kurarım ve yönetirim. Database'i kurarım ve güncellerim. Hatta veri tabanı yedeğini ben alırım. Bir arkadaşım var. Gece 1'de veri tabanı backup alıp sabah 6'ya kadar backup alıyor saatlerce. Amazon'da sadece bir tane buton var. Veri tabanı backup'ı alıyorsunuz, tıklıyorsunuz ve backup alınıyor. Yani bu backup'tan geri dönme garantisi veriyor AWS. Yani kendi lokalinizde aldığınız veri tabanı backup'larında bu garantimiz de yok. Yüksek erişim var. Bir veri tabanını çok özellikle yüksek kullanımlı bir veri tabanını high available yapmanın maliyeti, hem zaman maliyeti, hem event maliyeti, hem gerçek finansal maliyeti çok yüksek. Amazon'da bir buton kadar yakın, yani normal standarttan high available'a çekiyorsunuz, bitiyor iş. Genişleyebilirlik, yani disk eklemek, o makineyi ayakta tutmak, CPU eklemek, yani bunlar çok ciddi emek isteyen şeyler. Amazon'da sadece bir buton. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. İngiltere'de daha önce eğitim verirken böyle laflar ağzımdan döküldü. Dedim ki buradan İstanbul'a yürüyerek gidiyor musunuz? Herkes yürüdü, hayır gitmiyoruz, uçak kullanıyoruz dediler. O zaman niye elle veri tabanı yaratıyorsunuz dedim. Elle veri tabanı yapmak demek İngiltere'den Türkiye'ye yürüyerek gelmek demek. Başka, aynısı yani. Hiçbir fark yok. Yani tam taş devri yani. Halbuki bunu tek bir butonla zaten veri tabanını ne yapabilirsiniz? Ayağa kaldırabilirsiniz. O yüzden veri tabanı örneği üzerinden gidecek olursak cloud computing kullanmak çok büyük bir şirkete hız kazandırır. Maliyet avantajı kazandırır. Yani time to marketinizi çok kısaltır. Çok fazla deneme yapabilirsiniz. Kendinize uygun olan etkin çözümleri çok hızlı bir şekilde bulabilirsiniz. Tamam mı? O yüzden bu cloud computing bizde olursa hoş olur gibi bir şey değildir. Cloud computing olmazsa eğer rekabet edemezsiniz. Yani dünyada gerçekten bir şirketle rekabet etmek istiyorsanız cloud computing zaten bizim mutlaka kullanmamız gereken şeylerden biri. Sistemlerden, servislerden bir tanesi. Yani benim için şeyden sonra işte hani matbaadan sonra dünya insanlık tarihinin en büyük ikinci buluşu cloud computing. Çünkü şey demokratikleştiriyor. Bilgi teknolojileri servislerini demokratikleştiriyor. Çok az parası olan, çok küçük şirketler dahi bu parayı etkin kullanarak uyduruyorum. NASA'nın yanındaki, NASA'nın kullandığı sunucunun aynısından böyle saatliği 1 dolara kiralayıp kullanabiliyorlar. Tamam. Şimdi biz bu kadar ne oldu, hikaye ne? Çok geri kaldık bu işte. Bunu biraz anlayalım. Şimdi soldaki Gutenberg, sağdaki de İbrahim Müteferrika. Yani Müteferrika 271 yıl sonra matbaayı burada kurabilmiş. Yani aynı hikaye şu anda Cloud Computing'de de var. Cloud Computing'de müthiş böyle arkadan geliyoruz. Yani dünyadaki ve Avrupa'daki cloud transformasyonunu hani takip eden bir insan olarak rahatlıkla söyleyebilirim ki bizim cloud transformasyonumuz çok arkadan geliyor. Çok 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 şeyiz yani bu konuda. Sıkıntılı bir durumumuz var yani şu anda. Şimdi matbaa gerçekten hani
Çok uzunca bir süre memlekete sokulmamış çünkü matbaa şeytan icadı olarak görülmüş ve demiş ki matbaayı içeri sokmayalım. Hatta bu yüzyılda yani İbrahim Müteferrika'nın ilk basımı yaptığı dönemde Avrupa'da yanlış hatırlamıyorsam 40 bin çeşit, bakın 40 bin tane demiyorum, 40 bin çeşit yani 18. yüzyılda 40 bin çeşit şeyde yani Japonya'da da bir o kadar çeşit şey var. Söyleyelim, basılı materyal var. Bu 18. yüzyılda Osmanlı topraklarında basılan kitap çeşidi 50 civarında. Daha sonra tabii ki bu kadar büyük kitap ve bilgi hani kümüle edince Avrupa teknoloji ve şey olarak da finans olarak da büyüyor hızlı bir şekilde. Tamam mı? Çünkü biz o sırada işte matbaayı ülkeye sokmamayla meşgulüz. Tamam. Bu matbaayı içeri sokmamanın aynısı maalesef şeyde de var. Cloud Computing ile ilgili gittiğim konuşmaları tamamında ben bunu görüyorum. Bazı temel mitler var. Mit şu demek, gerçek değil ama biz onu gerçek zannediyoruz. Birinci mit, işsiz kalma miti. Yani zannediyoruz ki Cloud Computing gelecek ve sistemcilerin elinden işi alacak. Böyle bir mitimiz yok. Yani bu doğru değil, bu bir gerçek değil. Yani sistemciler çok daha kıymetli insanlar haline geliyor. Yani en büyük duyduğum şeylerden biri ya Cloud Computing'i şirketten içeri sokmayan. Bunu açıkçası söylemiyorlar tabii ki arkadaşlarımız. Cloud Computing içeri sokmayan çünkü onunla gelirse biz işsiz kalırız. Bu doğru değil. Cloud Computing gelirse çok daha değerli bir insan, çok daha değerli bir çalışan haline gelirsiniz. En çok duyduğum şeylerden biri bulut güvenli değil. Hani böyle insanlar beş bacaklıdır falan demek gibi bir şey geliyor bana bu. Dünyanın hani bütün aklı başında şirketleri, dünyanın bütün aklı başında hükümetleri cloud computing kullanıyor. Yani Amazon için söyleyeyim, 50'nin üzerinde bağımsız kuruluş geliyor burayı denetliyor. Bunlar içerisinde işte Avrupa Birliği de var, işte İngiliz hükümeti de var, Çin hükümeti de var. Bu listede yok, Alman hükümeti de var. Bu veri merkezlerini gelip denetleyen, bu verilerin dışarı sızmaması ile ilişkili bütün bu security kontrollerinden hani haberdar olan ve bunları denetleyen böyle bağımsız hem hükümetler hem devletler hem organizasyonlar var. İşte burada mesela PCI DSS oldukça sert bir standart, finansçıların çok iyi bildiği. Ondan sonra HIPAA buradaki en sert standartlardan biri sağlıkla ilişkili. Bunların tamamının sertifikasyon ve akreditasyonun olduğu yerler bunlar. Yani bu bana şey gibi geliyor. Yani cloud güvenli değildir. Son derece cahilce, son derece cloud ile ilgili bir fikri ve teknik bilgisi olmayan insanların hani cloud'u kullanmamak amacıyla ürettikleri bir bahane olarak geliyor benim kulağıma. Hani cloud'u kullanmamanın teknik nedenleri de oturup hani ben bu insanlarla çoğu kez tartışıyorum ve hani çok böyle sağlıklı böyle teknik anlamda sağlıklı bir geri bildirim şu ana kadar aldığım pek olmadı. Üçüncü konu regülasyon bize izin vermiyor. Bu da tamamen aslında cloud yapmamanın bahanesi. Bir kere KVKK olsun. Yani 20 Mart 2016'da gündemimize giren kişisel verinin korunması kanunu olsun. Ondan sonra farklı farklı sektöre özel işte bankacılık olabilir, telekoma özel regülasyonları AWS kullanmamak için bir bahane olarak öne sürülmek kesinlikle yanlış. Şimdi bizim böyle bir manzaramız var diyelim. Sen bu manzaranın güzelliğini beğendiysen burada göle girebilirsin, burada mangal yapabilirsin, buradaki ağaçları kullanarak ne bileyim işte altında oturabilirsin. Fakat bu son 15 metreye tırmanacaksan burada bir özel dağcılık ekipmanı gerekir sana. Yani son 15 metreye tırmanmakla bunun tamamını kullanmak başka şeylerdir. Cloud Computing de böyle bir şey. Senin 5 tane environment'ın var. Bir tanesi production environment'ı. Production environment'ında gerçek data ile çalışıyorsan oradaki bu datanın güvenli ülkelere çıkmasıyla ilişkili olarak KVKK metinlerini incelemen gerekir. Burada regülasyonla ilgili konulara bakman gerekir. Bu son 15 metre bu. Fakat sen developer'ın bu arada teşekkürler. Sen developer'ın daha şeyini yapmamışsın. Sistemlerini çıkmamışsın. İçeride bir Cloud Center of Excellence oluşturmamışsın. Şirketin içerisinde bir bilgi birikimi yaratmamışsın. Herhangi bir Cloud Adoption Framework gibi dünyada kabul görmüş frameworklerle Cloud transformasyonun nasıl olması gerektiğine dair bir fikrin yok. İçeride insan geliştirmemişsin. Know-how biriktirmemişsin.
Ve diyorsun ki regülasyon bana izin vermiyor. Regülasyon sana izin vermediği için değil, senin içeride yeterli miktarda bilgin, deneyimin ve donanımın olmadığı için bu cümleyi kuruyorsun. Eğer bu bilgin ve deneyimin olsaydı, production'a gelene kadar daha dünya kadar test sistemi, geliştirme ortamı gibi dünya kadar sistemi aslında Amazon'da çalıştırabileceğinin farkında olurdun. Yani bu tamamen yanlış bir cümle. Tamamen. Başka? Bulut pahalı çünkü yanlış mimari kurmuşsun. Bir sistemin, Türkiye için konuşayım, lokal data center'ın ürettiğiniz fiyatın %50'sinden daha fazla mal ediyorsanız o zaman sistemi yanlış kurmuşsunuz. Yani architecture'ınız yanlış. Ya yanlış region'ı seçtiniz, ya yanlış uygulamayı seçtiniz, ya uygulamayı yanlış kurdunuz, ya fazla büyük sunucu kullanıyorsunuz, ya diskleriniz etkin değil. Dünya kadar parametresi var bunun. Bu parametreleri düzgün belirlemediğimiz sürece aslında bulut bize pahalı. Yani bulut pahalı diye geliyor ama bulut pahalı diye bir şey yok aslında. Mimaride bir problem var. Başka? Bizde zaten bulut var. Bu da en sevdiğim bir şey, konulardan bir tanesi. Lokal data center'da kullandığınız bulutla Amazon'daki bulutun tek benzerliği ismi. Başka hiçbir benzerliğin yok. Ne Amazon'daki Software as a Service, yüz tanıma, ses tanıma servisleri mevcut. Ne Elastic MapReduce dediğimiz bir saniyede 3000 sunucu ayağa kaldırıp raporumuzu üretip 3000 sunucu aynı anda kapatabildiğimiz servisler mevcut. Yani Amazon'da 170 servis var. Bu 170 servisleri 5, bilemedin 6 tanesi lokal data center'ımızda olabilir. Bunun dışındaki hiçbir servisiniz lokal data center'da yok zaten. Hani bu yüzden bizde zaten bulut var. Sizde makine sanallaştırma var. Bulut servislerinden bir tanesi makine sanallaştırma. Makine sanallaştırma demek, bulut işinin 170'te birini yapıyorsun daha demek. Tamam. O yüzden bizde zaten bulut var. O yüzden AWS kullanmayalım işte, bir provider kullanmayalım demek çok böyle hani hakikaten bizde el yazmacıları var, matbaa kullanmayalımla birebir aynı şey. Bu iki cümlenin hiçbir farkı yok yani. Başka bir konu, private bulut ile public bulut biri aynı, işte bu şu cümlenin devamı zaten. Bunlar birbirinin değeri. Bunların birbiriyle hiçbir alakası yok. Public cloud bambaşka bir şey. Bambaşka bir bilgi, deneyim, kültür, altyapı ve sistem gerektirir. O yüzden private cloud ile public cloud'un tek benzer tarafı, tekrar söylüyorum, İkisinin de isminin içinde bulut geçmesi. Tamam. Başka, işte bu mesela biz data center deyince kafamızda böyle bir şey canlanıyor. Bunlardan 3 tanesi bir araya gelince availability zone oluyor. 3 tane availability zone bir araya gelince region oluyor. Yani bizim normalde bir region'dan kastımız 100 bin fiziksel sunucu falan oluyor minimumda. Dünyada da hani milyonlarca sunucunun birbirleriyle çalıştığı, entegre olduğu bir sistemlerden bahsediyoruz. İşte bu söylediğim gibi bulut makine sanallaştırmadır. Bu tabii bunun gerçekle hiçbir ilişkisi yok. Yani 170 tane servis var. Bu servislerden sadece bir tanesi sanallaştırma. Sadece startuplar kullanıyor. Bu kesinlikle yanlış. Dünyanın en büyük 500 şirketinin tamamı, Fortune 500'ün tamamı cloud computing'i public cloud provider'lardan alarak kullanıyorlar. Samsung'dan Apple'a, işte hani aklınıza gelecek işte Netflix'ten, bunlar bu arada ismini kullanabildiğimiz müşteriler olduğu için rahatlıkla söylüyorum. İşte Vodafone'a kadar çok geniş bir aile aslında, tamamen startuplar değil, devlet kurumları, üniversiteler, çok büyük şey, Fortune 500 company aslında cloud'da çalışıyor. Başka en önemli problemlerden biri de hallederiz biz onu. Yani bu cloud computing böyle hani 3-5 teknik adamın rahatlıkla bir araya gelip 3 günde, 4 günde, 1 ayda neyse öğreneceği, sonra da biz onu cloud'a alır kullanırız gibi böyle bir garip yaklaşım var. Bunun gerçekle hiçbir alakası yok. Cloud transformasyonu minimum 2 yıldan başlayan, Cloud Adoption Framework'le bireylerin kullandığı işte insan kaynaklarındaki rol sorumluluk matrisinin değişmesine kadar dev bir transformasyon. Yani böyle adım adım, yani Amazon her yıl 17 bin büyük müşteriyi transform ediyor ve bu transformasyonlardan getirdiği bilgileri biriktiriyor. Benim uzmanlığım da Cloud Adoption Framework. Yani bir cloud transformasyonu sağlıklı bir şekilde nasıl yapılır? Bunu öğrenmek, bunu anlatmak, bunu bilmek. Ben maalesef şunu söyleyebilirim. Türkiye'de cloud transformasyonu sanki teknik uzmanların yapması gereken bir şeymiş gibi anlaşılıyor. Teknik, şöyle söyleyeyim, sıralamada 10 tane büyük problemimiz varsa 8. sıra falan olur yani. İlk 7 problem teknik problemler değildir yani cloud transformasyonda. Benim ismim, tekrar söylüyorum, Amazon eğitmeni Barış Bilen Vural. Şampiyon düzeyinde bir eğitmenim. Barış AWS. Bey, son 5 dakikanız. Tamam, ben bu bölümde soruları alayım artık. AWS yetkili eğitmeniyim ve şampiyon düzeyinde yetkiliyim. Amazon yetkili eğitim merkezimiz var.
Aynı zamanda ben bir danışmanlık partneriyim Amazon'un. Amazon'un dünyada az sayıda insanına verdiği ambassador şapkalarından birini taşıyorum. Türkiye'deki meetup lideriyim. Bilgisayar mühendisi ve felsefeciyim. Eğer bana ulaşmak isterseniz bu mail adresimden ya da LinkedIn adresimden bana ulaşabilirsiniz. Sorular varsa soruları almaktan son 5 dakika özellikle soruları almak için ayırdım. Eğer sorularınız varsa soruları almayı çok isterim. Peki o zaman ben katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Benim bugün paylaşacaklarım bu kadar.